köy gezileri, talepler falan da olunca işimiz biraz uzadı. Hem de diğer programa bir an önce yetişmek açısından ben kısaca bir selamlama yapayım. Pazar günü yapılacak olan milletvekilliği genel seçimlerinde Ali Saracoğlu milletvekili adayımız, mevcut milletvekilimiz İsmail Tamer abimiz, belediye başkanımız, il başkan yardımcımız, meclis üyelerimiz ve ilçe teşkilatından arkadaşlarla beraber sizleri bir ziyaret edelim. Değerli katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Başlarken hepinizin saygı ve hürmetle selamlıyorum. 24 Haziran'da bir seçim var. Her zaman her seçim önemlidir ama bu seçimin önemini benim size ayrı ayrı izah etmeme gerek yok. Çünkü yazılı basından, görsel basından siz bu seçimin ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü ortadan kaldırmak adına hangi grupların nasıl bir faaliyet gösterdiğini hepimiz biliyoruz. İşte geçtiğimiz dönemde de Gezi olayları, 17-25 Aralık olayları, arkasından MİT operasyonu, arkasından 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimiyle bütün hedef Sayın Cumhurbaşkanımızın ortadan kaldırılması, AK Parti hükümetlerinin ortadan kaldırılması, bu vatanın birliğinin, dirliğinin ortadan kaldırılması, vatanın bölünmesine yönelik bir operasyondur. Ama elhamdülillah başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, milletvekillerimiz her şeyden önce Türk milletinin dik duruşu dualarıyla bu hainlerin bütün oyunlarını, planlarını bozdu. Bir içeride üzerimizde oyun kuranlar var, bir de dışarıda üzerimizde oyun kuranlar var. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK terör örgütü ve onun uzantısı olan kişilere tırlarla, uçaklarla silah veriyor. Arkasından Fransa'sı, Almanya'sı, Avusturya'sı, Hollanda'sı, Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya'da, Hollanda'da seçim mitingi yapmasına veya oradaki tüm toplumuna karşı konuşmalarına engel oluyorlar. Ama bir terör örgütü, bir siyasi partinin, HDP'nin, milletvekillerinin orada konuşmalarına kucak açıyorlar. Bir de hareket eden, meydanlarda çıkınca konuşurken FETÖ'nün eline tutturduğu seçim kelimelerini kullanan, onların beyanatlarını veren ve ne yapıyor? Her şeye karşı çıkan, Türkiye'nin bütün kazanımlarını yok etmeye çalışan bir grup var. Onun için inşallah biz sizlere güveniyoruz. Yolda gelin hem Sayın Milletvekilim, hem Milletvekili adayımız, il başkan yardımcımız, dedi ki başkanım Uşku'yu. Bu seçimde yeni bir sisteme geçtiğimiz için hem Cumhurbaşkanımızı hem de meclisimizi güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmemiz gerekiyor. İnşallah ülkemiz 25 Haziran sabahı huzur ve istikrarın bugün gibi devam ettiği, hak ve adaletin yine adilce paylaşıldığı bir sabaha uyanacak diye umut ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.